Kırlangıçlar evimizin etrafında uçarken birkaç tanesi bizim evin çevresinde uçmaya başladı. Bitişimizdeki evin lambasının üzerinde, giriş lambasının üzerinde yuvalarını yapmaya başladılar. Tabii garip bir durumdu. Onların yuva yapışlarını belgelemiş birisi olarak şaşırdım. Lambanın etrafını naylonla sardım. Bu kez onun üzerine yapmaya başladılar. Bir ara odamda çalışırken teldeki kırlangıcı izledim. Binlerce kilometre uzaktan buraya gelen misafirimiz onlar. Ama bu kez yuva yapacakları yer uygun değildi. Yuva yapıldıktan sonra bozamayacağım için baştan engelleyeyim dedim ama onların bu inatçı tavırları karşısında pes ettim diyebilirim. Fakat bugün ortalarda yoklar. Rüzgarın da etkisi vardır, havanın da etkisi. Bakalım bir daha gelirlerse nasıl olacak? Onlar hakkında bilmediğimiz, açıklayamadığımız pek çok şey var. Ağızlarında çamurlarla arka arkaya geliyorlar. Kırlangıçların yuva yapışı ile ilgili yaptığım belgesel şu anlarda ilgiyle izleniyor. Bu kez hem de çok yakından çekme fırsatım oldu. İnsandan rahatsız olmuyorlar. Bazıları simsiyah, bazılarında kahverengi tonlar var. Sırtlarında çok güzel bir desen var. Kırlangıçların farklı bir türü sanırım. Kuşları görünce kediler de gelip izlemeye başladılar. Bizim prenses de burada ama onun kuşlarla bir ilgisi yok. Yanından değil kuş, fare geçse bile yerinden kıpırdamaz. Canının kıymetini iyi bilir. Bu sayede 12-13 yıldır yaşamını sürdürüyor. Bir ara 1,5 yıl gözden kayboldu. Artık öldü falan diye düşünürken bir gün bir yavrusuyla birlikte çıkageldi. Konuştuklarımı anlıyor gibi. Kendisinden bahsedildiğini biliyor. Yanıma geldi bak. Lambanın yanına böyle bir şey yaptım. Buraya yuvalarını yapsınlar diye ama pek kafaları yatmadı sanki. Gelip gelip incelediler. Evet, işte böyle. Dün onlar sayesinde oyalandım. Onları izlemek güzeldi. Bugün yoklar. İnşallah önümüzdeki günlerde tekrar ortaya çıkarlar. O neşeleriyle, sesleriyle, ötüşleriyle.